Herkese merhabalar. Evde kalın, sağlıklı kalın ama hareketsiz kalmayın diyoruz. Bugün evde masa tenisi dersimizin 3. bölümünü yapacağız. İyi seyirler. 3. dersimizde masaya uyum çalışmalarını göstermeye çalışacağız. Bildiğiniz üzere masa tenisi branşı kendi vücudumuz dışında 3 tane yabancı materyalle oynanıyor. Raket, top ve masa. Masada adaptasyon çok önemli. Bu çalışmaları izleyeceksiniz. İlk hareketimiz masada topu herhangi bir yükseklikten bırakıp tek elle, çift elle yakalayıp topun masada sekişini izlemek, hissetmek, o uyumu sağlamak. Evet, ikinci hareketimiz, ikinci çalışmamız masada topu yuvarlayarak olacak. Tabi küçük çocuklarda yapacağımız için öncelikle herhangi bir masanın kısa köşesini yani enini tercih etmemiz onların çalışması açısından daha faydalı olacaktır. Evet, bir diğer hareketimiz topu karşılıklı bu sefer sektirerek tek sekmesi, iki kere sekmesi çok önemli değil. Önemli olan sektikten sonra karşıdaki sporcunun, öğrencimizin ya da çocuğumuzun topu yakalayıp takip etmesi. Evet, bu egzersizimizde hem çocuğunuzun nefes alıp vermeyi öğrenmesi hem solunum fonksiyonları için oldukça faydalı olacaktır. Evet, burnumuzdan alıyoruz. Ağzımızdan kuvvetlice üflüyoruz. Masa, top ve raketle yapacağımız ilk kombinasyon raketimizi kullanarak topu yuvarlama çalışması olacak. Özellikle küçük çocuklarla çalışıyorsanız başlangıçta backhand'i kullanmanız onlar için daha kolay ve faydalı olacaktır. Top, masa ve hareketle yapacağımız bir diğer çalışma. Çalışan kişinin kendi topu alıp konumunu belirlediği ve topu yuvarlayarak hedefe attığı çalışma olacak. Bunu yapmaları onlara teşvik edin. Hem top yönlendirme duygusunu hem masa, raket ve top uyumunu geliştirir. Bir diğer çalışmamız topu bu sefer masada sektirerek hedef vurma çalışması. Özellikle çocuklarımızın sevdiği oyuncak kahramanlar olursa onlar daha bir özverili yapıyor. Evet, başlıyoruz. Masamızı uzunlamasına kullanmak için bir diğer çalışmamız bir tenis topu yardımıyla top yuvarlama çalışması. Bu sefer artık en değil boy kullanacağız ve çocuklarımızın uyum sağlamasını istiyoruz. Evet, masayı boylamasına kullanarak bir diğer çalışmamız çocuğumuza atacağımız yuvarlayarak topları karışık, forehand'ine, backhand'ine. Önemli olan çok teknik olması değil, topla buluşması ve topu ileri doğru atması. Yapacağımız bir diğer çalışmada masanın uzun köşesini kullanıp bir hedef belirleyip, bu hedef büyük olur, küçük olur, çocuğunuzun artık seviyesine göre vurmasını istemek. Herhangi bir teknik yok. Önemli olan raketle topu buluşturup hedefi vurmaya çalışması. Bu tip aktiviteler gayet eğlencelidir ve uyum sağlatır.
Bugün sizlere masada uyum çalışmalarını göstermeye çalıştık. Masa tenisi 3 tane farklı aletle oynandığı için zor bir spor dalıydı. Umarım gösterdiğimiz çalışmalar size faydalı olur. İlla ki bir masa tenisi masası şart değil. Herhangi bir masa yüksekte bir yüzeyde işinizi görür. Keyifli seyirler diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.